La haza Resulü Rabbil Alemin. Cibril nefese fi ruhi inne nefsen len temuta hatta testekmile rizkaha. Ve inne ve in ebta'a anha fettekullah. Ve ecmilu fit talebi ve la yahmilenneküm istibta'ur rizku en te'huzuhu bi ma'siyetillahi fe innallaha la yunalu ma indehu illa bi ta'atih. Huzeyfe Tübnül Yeman Hazretlerinden rivayet edilmiş Nese'i'de mevcut bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Helimmu ila haza Resulü Rabbil Alemin. Gelin, bak buraya, buraya gelin. Rabbil Alemin'den bana gelen elçi, Cebrail, nefese fi ru'i, benim içime ilham etti ki Cebrail, vahyetti ki, bildirdi ki, enne nefsen len temute, hatta testekmile rızkaha, bir kişi, bir nefis, rızkını tamamen alıp, işini tamamen, nasibi olan rızkını tamamen yemeden ölmeyecek. Nasibi neyse, illa o kadar tayınını, o kadar nasibini yiyecek, görecek de ondan sonra ölecek. Yani nasibini tamamlamadan ölmek yok diye Cebrail bana geldi, bildirdi. Ve in ebta'a anha, bu rızk kendisinden biraz gecikse bile yazılı olduğu için gelecek muhakkak. Yani o rızk ona yaz, Allah tarafından bu kulum efendim bugün yarım kilo kaymak yiyecek diye yazılmışsa o kaymak gelecek o gün. Muhakkak gelecek. Gelmeden ölmez insan. Yazıldığı için gelmeden ölmek yok. Fettekullah fe ecmilu fittarab. Madem hakikat budur, o halde Allah'tan korkun, rızkı isteme yolunda efendim günaha sapmayın diyor Peygamber Efendimiz. Madem ki rızkı neyse insana muhakkak gelecek, o halde Allah'tan korkun da haram yola kaymayın. Nasıl olsa gelecek, merak etme ya. Gidip ille efendim kaymakçının camına bir taş vurup da oradan çalmak filan gerekmez. Şurada dursan sana bir tabakla gelecek o kaymak, yazılmış. Onun için Allah'tan korkun, rızkınızı isteme yolunu güzel yoldan sağlayın. Ya güzel yoldan olur, ya kötü yoldan. Güzel yoldan sağlarsanız günaha girmezsiniz, sevap kazanırsınız, rahat edersiniz. Haram yoldan sağlarsanız gene aynı rızık gelir size. Ama o zaman haram olur, günah olur, cezası olur, burundan fitil fitil gelir. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْتَعُ الرِّزْقِ Rızkın geriye gecikmiş gibi gelmesi size, اَنْ تَخُزُوهُ بِمَعْسِيَةِ اللّٰهِ Allah'a isyan yolundan onu almaya sizi sevk etmesin. Biraz gecikti, karnım acıkmaya başladı, rızık nerede kaldı, gelmeyecek galiba, haramdan sağlayayım diye harama dalmayın. Yani o gecikmedi de sana öyle geliveriyor acelenden. Onu öyle biraz gecikmiş gibi görmen, onu Allah'a günah yoluna, günaha saparak elde etmeye seni sevk etmesin diyor Peygamber Efendimiz. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُنَالُ مَا اِنْدَهُ اِلَّا بِتَاعَتِهِ Çünkü Allah'ın ecru sevabına, huzuru Rabbil İzzet'te mevcut nimetlere Allah'a ancak itaat ederek kavuşulur. Yoksa günahlara saptı mı insan ahiret sevaplarından mahrum kalır. Şimdi bu hadis-i şerif ve başka hadis-i şerifler bize çok kesin olarak bildiriyor ki muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri rızkı yazmıştır nasibini herkesin. Bu şunları yiyecek, bunları yiyecek, şunlara sahip olacak, bunlara sahip olacak diye o yazı yazılan rızık gelecek. O bakımdan telaşlanmayın, harama sapmayın. Çalışmadan duralım mı? Hayır. Çalışın diyor Allahu Teala Hazretleri. Çalışın. Gayret sarf edin. Helal yoldan çalışın. Bekleyin. Efendim işte az oldu, çok oldu. O zaten sana ne yapsan o kadar olacak. Ne kadar uğraşsan o kadar olacak. Yani bu kadere inanıyoruz ya, Allah'ın kaderine. O onun bir parçası olarak sana o kadar nasipmiş, o gelecek. Ne yapsan öyle olacaktı. Helaline bakacaksın yani. Helal yoldan kazanmaya bakacaksın. Harama kaymayacaksın. Efendim şu kadar haram şey alırsam, şu kadar şey yaparsam, şöyle bir teşebbüs yaparsam çok daha fazla para kazanırım. Hayır. Çok daha fazla günah kazanırsın ama rızkın değişmez. Onun için rızkı isteyişte güzel yolu seçmeye çalışmak lazım. Her zaman söylediğim bir hadiseyi burada yine nakledivereyim. Birkaç defa daha anlattım ama güzel bir şey yani. Bu manayı çok güzel ifade ediyor.
Hazreti Ali Efendimiz namaz kılacakmış, Küfe Mescidine giriyor. Atını bağlayacak bir yer bulamadığı için oradaki bir adama diyor ki, tut şunun dizgininden, biz namaz kılalım, çıkıncaya kadar bakıver atıma diyor, içeri giriyor. Namazı kılıyorlar yanındaki maiyetiyle beraber. Dışarı çıkarken de kesesinden diyelim ki beş dirhem çıkartıyor avucuna, atı tutuveren adama vermek için hazırlık yapıyor. Ama dışarı çıkıyor, bakıyor ki adam yok, at da yok, adam da yok. Biraz daha bakıyorlar, at ileride, tamam, atı çalmamış ama atın yanına gidiyorlar, dizginini çalmış atın. Atın dizgini yok, dizginini sıyırmış ağzından, kafasından, almış götürmüş. Demek güzel bir dizgin takımıydı, götürmüş. Hadi git diyor, bir başka dizgin al diyor maiyetindeki adama Hazreti Ali Efendimiz. O da gidiyor, dolaşıyor, biraz sonra elinde bir dizgin sallayarak geliyor, atın başına takacaklar. Bakıyorlar ki eski dizgin, nereden buldun? Satın aldım diyor, yani adam götürmüş, satmış. Ben de çarşıda dizgin ararken aynı dizgini gördüm. Aa, bu bizim dizgin dedim. Az önce bir adam getirdi sattı, 5 dirheme sattı bana deyince, işte o da 5 dirhemi vermiş, almış şeyden. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ey cemaat, etrafı kalabalık meraklı toplanmış, ibret alın şu olan hadisede. Ben bu adama 5 dirhem vermek için camiden çıkarken avucuma hazırlamıştım, bahşiş verecektim. 5 dirhem kendisine gelecekti. Ama acele etti, dizgini çaldı, dizgin takımını götürdü, sattı. Kaç para aldı? Gene 5 dirhem aldı. Demek ki rızkı değişmedi ama bekleseydi helalden alacaktı, beklemedi haramdan aldı. Hazreti Ali Efendimizin kesesine dönelim. Hazreti Ali Efendimizin kesesinden 5 dirhem çıkacaktı. Bahşiş olarak çıkacaktı. Bahşiş olarak hazırladı ama bu sefer dükkancıya gitti. Dükkancının kesesine bakalım. Dükkancının kesesi, efendim, şeyi alırken 5 dirhem verdi. Ondan sonra çalma olduğu anlayınca 5 dirhem aldı. Orada bir şey değişmedi. Yani hiç değişen bir şey yok hiçbir yerde. Sadece öteki adamın edepsizliğinden kazandığı günah var. Başka bir şey yok. Her şey, her hadiseyi buna kıyas edin. Hak yoldan, doğru yoldan, helal yoldan elde etmeye bakın. Bu hadise kulağınıza küpe olsun. Bu hadisi şerifin izahı olarak hatırınızda iyi kalsın. Helalden kazanmaya bakın. Haramdan kazanırsanız ne olur? Burnunuzdan fitil fitil gelir. Kanser olursunuz, hasta olursunuz, çocuğunuz arsız olur, yüzsüz olur, asi olur, söz dinlemez, arabanız kaza yapar, malınız denizde batar, efendim, alacağınızı alamazsınız, gene çıkar sizden. Kesede bir değişiklik olmaz, bak haberiniz olsun. Haramdan alırsınız, kesenin öbür tarafından çıkar gene, haramdan aldığınızın vebali kalır yanınıza. Çektiğiniz öteki şeyler kâr kalır. Onun için Allah'ın Resulü'nün buyurduğuna dikkat edin. Bak, Cebrail geldi benim içime, bunu, bu bilgiyi ilham eyledi, vahyeyledi. İnsan rızkını tamamlamadan ölmeyecek. Efendim, biraz gecikmede bile olsa rızkını alacak. O halde Allah'tan korkun da rızkı isteyişte güzel yolu seçin. Ve onun biraz gecikti diye sanmanız onun günah yoldan kazanmaya sizi sevk etmesin. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin indindeki büyük mükafatlara isyan ederek ulaşılmaz. Allah'a itaat ederek, hak yolda yürüyerek, takvaya sahip olarak ulaşılır diyor. Cenneti istiyor muyuz? İstemez miyiz? Bayılıp duruyoruz. Cenneti istiyoruz. Ha, cennete gitmenin yolu helal yemektir. Çünkü bir insan haram yedi mi, o haramdan vücudunda mutlaka bir et hasıl olur. O ete de mutlaka cehennem ateşi yakışır. Onu o cehennem ateşi temizler. Sonra bir insan bir haram lokma yedi mi, 40 sabah ibadeti kabul olmaz diyor Peygamber. Namazlar da boşa gitmeye başlar. Kılıyorum der, zaten bir zaman gelir namazdan da soğur zaten. Kabul de olmaz. O bakımdan bu işin püf noktası, ince noktası, esrarlı noktası helal lokma yemektir. Bu iş dediğim ne? Takva yolu. Allah'ın nimetine, iltifatına mazhar olmak, Allah'ın sevgili kulu olmanın püf noktası, sırrı, anahtarı helal lokma yemektir. Helal lokma yemeden öyle Allah'ın sevgili kulu olunmaz, iyi derviş olunmaz, iyi hoca olunmaz, iyi adam olunmaz, efendim hayırlı evlat olunmaz filan. Böyle gider bu iş.